Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Ee, yanımda Caner Bey var. Caner Demir. Ee, biliyorsunuz Kim Kullanmak İster serisinde Vestel'in 4K Android televizyonunu deniyorduk ve ilk deneyerimiz e, Caner oldu. Ben şimdi hemen kameranın arkasına geçip e, Caner'e soru sormaya başlayacağım. Bakalım Caner'in Vestel televizyonu ile alakalı deneyimi nasılmış? Caner selamlar. Nasılsın öncelikle? Ona sorayım. Ee, teşekkür ederim, iyiyim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, bizi ağırladığınız için de ayrıca ben teşekkür ederim ve Biliyorsun bizim işte sizin yorumunuz ve kim kullanmak ister serimizdeki klasik girişi bizle. Caner Demir kimdir, ne iş yapar ve aynı zamanda neden Vestel Android televizyonunu tercih etti? Bu konuda biraz ilk başta bize bilgi verir misin? Evet, teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Makine mühendisiyim. Firmada satış mühendisi olarak çalışıyorum. Televizyonu aslında en çok in incelemek istememiz sebebi ee, mevcut da ben 43 inç e, Android olmayan bir akıllı TV kullanıyorum e, Android TV olması ve 55 inç olması benim salonuma e, boyut olarak nasıl olacak bunu incelem açısından. Oldukça istiyordum. İkisi bir arada geldi. Bu açıdan da hani sizlere teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, i̇lk olarak istersen e, tasarımından başlayalım. Zaten hani daha öncesinde de konuştuğumuzda e, tasarımında özellikle sevdiğim bir e, detay da olmuş. Evet. E, tasarımını nasıl buldun özellikle şey olarak? Ee, öncelikle çerçeveleri e, oldukça ince. E, çerçevelerin iç tarafa bakan kısmı siyah, yan tarafları gümüş yapılmış. Ee, bu da bence mobilya ile tabii değiştirecek şekilde benim mobilyama oldukça uydu, uygun olduğu için benim çok hoşuma gitti. Yani ön tarafın siyah, yanların gümüş olması. Ee, ayak tasarımı da oldukça şık. Yani güzel gözüküyor diyebilirim bu konuda. E, tasarım dışında zaten özellikle işte dediğin gibi sen de Android TV kullanmak istiyordun. İlk genel adlarıyla Android TV deneyimin nasıldı? E, aynı zamanda tabii ki orada e, Google Play'den e, evet. şeyler indirdin mi? Şu anda mesela bekleme ekranında da görüyoruz yerleşik Chromecast özelliğini kullandın mı? Bir bir de Android TV deneyimini e, anlatır mısın bize? Tabii ki e, Android Pie e, işletim sistemini kullanıyor. E, menü geçişleri oldukça hızlı, epey hızlı. Google Play'in de içinde de yeterli uygulamalar var bence yani her ihtiyacınız olan uygulamayı bence buradan ulaşabilirsiniz. E doğrudan zaten Netflix ve YouTube bile entegre edilmiş, kumandasından kısa yolları var, çok hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. E sanırım en çok vakit harcadığım uygulamalar da bunlar oldu bu televizyonda. Ama bunun dışında USB bağlayıp onun içindeki filmleri izlemek konusunda da karşı istediğimi karşıladı diyebilirim çok kısaca. Peki bu Chromecast özelliğini kullandın mı ya da senin için nasıl bir deneyim oldu telefondan direkt televizyona hızlıca görüntü aktarabiliyor olmak ve evet. hızı da nasıldı mesela? Yani kendi kullandığım televizyonda da böyle benzer bir özellik vardı kendi özelliğiyle ama oldukça lag'li yani gecikmeli bir kullanım sunuyordu. Burada beklediğinden iyi yani iyi bir şekilde ben bu performansı şey yaptım. hala kullandım aslında. Hatta Google Home ile de eşleştirdim akıllı TV ve akıllı ev konseptine bence gayet uyuyor. Ee, kullandığınız diğer ürünlerle de bunu entegre edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, kumanda'dan bahsettiğimizde mesela işte kısa yollarının olmasının e, güzelliğinden bahsetti. Evet. Bir de e, özellikle Android olmasının avantajlarından biri olarak sesli komut özelliği de var. Evet. Sesli komutla birçok şeyi aslında e, arama ya da işte birçok özelliğini kullanabiliyorsun. Onu sen deneyimleme fırsatı buldun mu ve eğer denediysen sence nasıldı? Evet e, orada e, ilk kurulum yaparken aslında kumandayı tanıtmak gerekiyor. Sanırım orada atladığınız zaman bir daha e, bunu sıfırdan kurmanız ya da birazcık uğraştırıyor sanırım bu aşama. Ona dikkat etmek gerekiyor. Hani onu öncelikle söyleyebilirim. Sesli komutlara verdiği tepki beklediğinden hızlı oldu açıkçası gayet net bir şekilde anlaşılıyor. ben biz genelde eşimle beraber televizyon karşısında yemek yiyen insanlarız. Bu konuda da kullanırken epey faydalı oluyor. İstediğiniz uygulamayı açıyor veya Google altyapısı olduğu için zaten istediğiniz belirli sorulara da cevap veriyor. Hani bu konuda bizi oldukça memnun etti. Bu uygulamalardan siz de ya yani şu anda tabii ki günümüzde özellikle pandemi sebebiyle herkes evde olduğu için işte Netflix, YouTube, Amazon Prime gibi servisleri takip ediyoruz ya da işte Türkiye yerli Bulio TV, Puhu TV gibi. Evet. Ee, siz Netflix deneyiminizde sonuçta bu televizyonda bir de HDR desteği de olduğu için 4K HDR olarak bir e, içerik izliyor olmak, filmi diziyi takip ediyor olmanın avantajı nasıldı ve aynı zamanda tabii ki panel kalitesi ne nasıl buldunuz? Yani HDR olması zaten ciddi bir avantaj. Zaten diğer HDR olmayan televizyonla kıyasladığım zaman da bunu farkını görebiliyoruz. Hem bu Netflix'te kullanabilme imkanım oldu hem de PlayStation 4 Pro'da kullanabildim aslında bu HDR özelliğini. Oldukça da memnun kaldım. Hani bu konuda yeterince tatmin ediciydi diyebilirim. PlayStation 4 Pro demişken tabii ki PlayStation 4 Pro'nun zaten 4K ve HDR desteği de var, orada evet. da zaten HDR moduna geçiyordur ama bir de e, zaten daha öncesinde de bir e, sohbetimizde konuşmuştuk. Ee, i̇nsanların merak ettiği konulardan biri özellikle konsol bağlamak isteyenlerin ee, gecikme süresi nasıl direkt orada e, oynadığın oyunlarda bir sorun yapıyor mu zaten televizyonda da oyun modu vardı evet. bununla ilgili de PlayStation 4 Pro ile beraber yaşadığın deneyimi bize aktarır mısın? Ee, doğrudan aslında oyun modunda denedim ee, ve herhangi bir yani rahatsız edici bir gecikmeyle karşılaşmadım hani bence bu fark edilebilir seviyede değil bu televizyon için. Yani rahat bir şekilde bence konsol için kullanılabilir bir televizyon diyebiliriz. Böylelikle tabii ki genel olarak sen de bir Android TV deneyimini yaşamış oldun. Yani daha öncesinde söylediğin gibi çok kısa bir süreli vardı. Bu sefer bir hafta boyunca denemiştin. Evet. Peki sonuç olarak ne düşünüyorsun hem fiyatına göre ya da seni... Almaya ikna etti mi ya da çevrende ya ben Android TV almak istiyorum ya da yeni bir televizyon almak istiyorum diyenlere e, önerebileceğim bir model oldu mu? Ee, ya bence televizyonun en büyük avantajı e, fiyat performans oranı yani e, 55 inç bir televizyon için şu anki mevcut fiyatı bence oldukça uygun rakipleriyle kıyasladığınız zaman da çok ciddi bir fiyat farkı var. ya Bu konuda insanı gerçekten alma konusunda düşündürtüyor bence e, bunu kesinlikle incelemelerini gidip bir karşısında parlaklığını, kontrasını ve diğer özelliklerini görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ki oldukça da bir şık, en başta konuşmuştuk, şık bir televizyon. Yani ben almayı düşünürdüm ki bu yakın zamanda da düşünüyorum. Benim de biraz aklım içerdi diyebilirim. Peki senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Senin deneyiminde yaşadığın olumlu olumsuz durumları da böyle bir genel toparlayarak senden bir duyalım. Evet tasarım açısından sadece belki dönebilir bir ekrana sahip olsaydı biraz daha kullanışlı olabilirdi. Çünkü benim yemek masam televizyon masasının yan tarafında. Oraya televizyonu daha rahat bir şekilde döndürmek isterdim. Belki... Bu ileride eklenebilir bir özellik olabilir. Bir de çerçevelerinde birkaç noktada çok ufak açıklıklar fark ettim. Hani bu konu e Taşıma sırasında mı oldu yoksa fabrikasyon bu şekilde mi çıktı çok emin değilim. Bence bu konuya da incelenmesi gerekiyor. Ama karşısına baktığınızda herhangi bir rahatsız edici bir özelliği yok bu konuda. O zaman çok teşekkür ediyoruz Caner. Bir haftalık deneyimindeki bütün düşüncelerini aktardın. Özellikle hoşuna gitmiş olmasına da sevindim. Ve Android TV deneyimini de böyle genel olarak yaşamış olmak ve Fiyat performans olarak da e, sevmiş olman e, çok güzel. E, ağzına sağlık, aynı zamanda zamanına da sağlık diyoruz. E, başka bir Hardware Plus videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.